17 Ağustos 1999 sabaha karşı büyük bir sarsıntıyla uyandım. Büyük bir korkuyla kendimi sokağa attım. Evet, deprem olmuştu. Depremin merkez üssünün Gölcük'te olduğunu öğrenince hemen yola koyuldum. Çünkü annem ve kardeşlerim Gölcük'te yaşıyorlardı. Gölcük'e vardığımda görünen manzara korkunçtu. Yıkılan binalar, enkaz altında yardım çığlıkları, şaşkınlık, çaresizlik. Ailemi bir parkta buldum. Herkes şok içindeydi. Evet, 45 saniye süren Büyük Marmara depreminin bilançosu çok ağırdı. 18 bin kişi hayatını kaybetmişti, 24 bin kişi yaralanmıştı. 285 bin konut yıkılmış, 43 bin iş yeri yok olmuştu. Bilim adamlarına göre olası Marmara depremi, olası İstanbul depreminin habercisiydi. Yine bilim adamlarına göre olası İstanbul depreminin etkisi Büyük Marmara depreminin 4 ya da 5 kat üstünde olacaktı. Gölcük'te tanık olduklarım, aşçı depremler nedeniyle Maşka Parkı'nda yaşadıklarım, bir birey ve şehir plancısı olarak bir sorunun yanıtını aramaya sevk etti beni. O da olası bir depremde İstanbul'da yeterli toplanma alanları var mıydı? İstanbul'da kuzey ormanlarını saymazsak 2000 hektar, yani 20 milyon metrekare açık alan var. Olası bir depremde yaşayan nüfusun dörtte biri etkilense 4000 hektar, yani 40 milyon metrekare açık alana ihtiyacımız var. İvedilikle 2000 hektar açık alanı yaratmamız gerekiyor. Ulaşılabilecek bir rakam mı? 2000 hektar ne demek? 2000 hektar iki Şişli ilçesi demek. 2000 hektar bir Bağcılar, 2000 hektar üç Güngören demek. 2000 hektar, 4 hektar büyüklüğünde 500 adet Gezi Parkı demek. 2000 hektar, 1 hektar büyüklüğünde 2000 adet futbol sahası demek. Düşünün, İstanbul'da 1000 mahalle var, her mahallede 2 adet futbol sahası yaratmalıyız. Ne için? Olası bir depremde çadır kurmak, kendimizi güvence altına almak için. Peki, bu soruya, temel soruya, bu alanları nerede, nasıl yaratacağız? Bunun üzerinde tartışmaya başladım. Tabii ki İstanbul'un en riskli alanlarından başlayacağız. İstanbul'un en riskli alanı TEM'le E5 arasındaki sarı bölge. Toplam nüfusun %55'i iki yol arasında yaşıyor. En yüksek riskli ve en az yeşil alanın bulunduğu bölge iki yol arasında. İki yol arasında bir yol açma, üçüncü yol açma fikri zihnimde gelişti. Bu yol, belediyelerin en iyi yaptığı iş olan karayolu olmamalıydı. Bu yol, yeşil yol olmalıydı. Küçükçekmece ile Pendik arasında, E5 ile Temin arasında, 50 kilometre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde bir yeşil yol. Bu alanda riskli binalar yıkılacak, yeniden tasarlanacak
100 metrelik bant içerisinde yeniden inşa edilecek. Gerisi açık alan olacak. Parklar, kamusal alanlar bu alanlarda yaratılacak. Yani Yeşil Yol projesi olası bir depremde hem tahliye koridoru hem de toplanma alanı fonksiyonunu yüklenecek. Fikrimi kamu yöneticileriyle paylaştım. Bazıları çok iyi proje, çok iyi fikir ama gerçekleşmesi zor dediler. Bazıları ya zaten biz de E5 ile TEM arasına bir karayolu açmak istiyorduk ama bütçemiz olmadığı için bunu yapamadık dediler. Fikrimi geliştirmek istedim. Fikrimi kurduğum atölyelere taşıdım. 2 tane atölye kurmuştuk İstanbul'da. Tasarım atölyesi Kadıköy, tasarım atölyesi Kartal. Bir de vizyonu çok önemsediğimiz için kentlerin büyük sorunlarını stratejilerle çözeceğimize inandığımız için vizyon atölyesini kurmuştuk. Vizyon atölyesinin gündemine Yeşil Yolu aldık. Tasarımcılarla mahallelileri bir araya getirdik. Onlarla birlikte Yeşil Yol fikrini görünür kılmaya çalıştık. Kendimize bir mahalle seçtik. Kartar'da seçtiğimiz mahallede mahallelilerle birlikte tasarımcılar proje üretmeye başladılar. Amacımız şuydu, zaten atölyelerimizin de temel felsefesi, bir sorun ortaksa herkesi çözümüne ortak etmeniz gerekiyor. Tasarım düşüncesi yoluyla tasarımcılar ve mahalleliler bir araya geldik. Yeşil Yol'un üzerinde kalan bazı bina sahipleri, benim binamı yıkıyorsun, ben bunu kabul etmiyorum dedi. Ama süreç içerisinde, karşılıklı empati içerisinde soruna ortak oldukları zaman ne zaman başlıyoruz demeye başladılar. Bugün belediye başkanına Yeşil Yolumuz ne zaman açılacak diye baskı yapmaya başladılar. Mahallelilerle bu fikrimizi paylaştık. Aldığımız tepkiler çok olumluydu. Fikrimizi özel sektörle paylaşmaya çalıştık. Özel sektöre projemizi anlattığımız zaman yatırımcıların çok zeki insanlar olduğunu biliyoruz. Yeşil alanın, açık alanın katma değerinin çok yüksek olduğunu bildikleri için bu projede varız dediler. Yeter ki bir kamu otoritesinin, bir kamu gücünün bu projeyi yönetmesi gerekir. Evet, aldığımız tepkiler çok olumluydu. Bu tepkiler neticesinde projelerimizi geliştirdik, tasarılarımızı geliştirdik. Yeşil Yol projesi 500 hektar büyüklüğünde bir toplanma alanı yaratıyordu. İhtiyacımız ne kadardı? 2000 hektar. 1500 hektarı nerede ve nasıl yaratacaktık? Bu sorunun yanıtını atölyelerde genç tasarımcılarla, belediye başkanlarıyla, özel sektör temsilcileriyle aramaya başladık. Bir şeyi keşfettik. İstanbul'un vadileri ve su yolları. Yani mavi ve yeşili. Bilineni yeniden keşfettik. İstanbul'a mavi ve yeşil bir örtü tasarladık. Ortasında Yeşil Yolumuz, kuzey-güney yönünde, doğu-batı yönünde yollar açtık. Böylelikle hedefimiz olan 2000 hektarın çok üzerine çıktık. Mavi yeşil örtü, İstanbul'un üzerine atmış olduğumuz bu örtü, İstanbul'un yeniden kurgulanması, İstanbul'un yeniden planlaması için önemli bir atlık oluşturacağına inandık. Evet, Yeşil Yol projesi bir işbirliği, güç birliği projesi. Yeşil Yol, ortak sorunların, ortak çözümlerin arandığı bir proje. Yeşil Yol projesi,
Anadolu kültürlerinin harmanlandığı İstanbul'da imece yani paylaşma geleneğinin yeniden canlandırılması projesi. Hangi meslek grubundan olursanız olun, hangi yaş grubundan olursanız olun, bu projenin içerisinde kendinize bir yer bulmalısınız. Benim mahallemde iki futbol sahası var deyip bu sorundan kurtulamazsınız. Çünkü depreme nerede ve ne zaman karşılaşacağınızı bilemezsiniz. O nedenle bu projeye herkesin bir şekilde ortak olması gerekiyor. Büyük Marmara depreminin üzerinden tam 19 yıl geçti. Doğa bize 19 yıldır avans veriyor. Daha ne kadar bu avansı verecek bilemeyiz. O nedenle gelin birlik olalım, bu projenin içerisine bir şekilde girelim ve İstanbul'u yeşil yollarla birlikte örelim. Teşekkürler.